Pekin. E, Sayın Pekin size geleceğim ama Sayın Karakuş söz hakkı istemişti. E, buyurun Sayın Karakurt. Tabii efendim. Tabii. E, ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani bütün emperyalist ülkelerin e, taktikleri var. Bunu Sayın Başbuğ da söyledi. Burada e, Çinle İran'ın anlaşmasında ortadaki olay şu. Azerbaycan'ın fevkalade büyük bir başarıyla Karabağ'ı kurtarması elbette ki Türk dünyasını bir değişik ortama getirdi. Bu Türk dünyasının değişik bir ortama gelmesi ve Türk dünyasındaki devletlerin birbiriyle daha sıkı işbirliğine giriyor olması iki devleti de rahatsız etti. Çin'i de İran'ı da. Neden? Çin'de Uygurlar meselesi var. İran'da da Türkler meselesi var. İran'ın Türkleri efendim ee, yarısından fazla bir nüfusa sahip. İran'ın nüfusunun yarısından fazla bir nüfusa sahip. Neredeyse Fars, Farsi olanlar %25-30 civarında. Düşünün. Şimdi hal böyleyken işte Çin'le e, İran'ı bir araya getirdi. Bu 400 milyar dolarlık bu büyük para konusu bir araya gelmelerinin sebebi bu. Tabii burada rahatsız olan e, bazıları var. Tabii Rusya'da bu denklemden dışarıya çıkmak istemiyor. Ve e, bir yerde Kırgızistan'dan ikinci üssü istedi Rusya. İkinci üssü vermedi Kırgızistan. Onun için Tacikistan'ı saldırttı. Yani dönem içerisinde baktıldığında bütün emperyalist devletler bir şekilde çorba karıştırır gibi e, bir noktada bulunuyorlar. Amerika'da bunlardan birisi. Onu söylemek istiyorum. Aslında e, hem Pekin Paşa'mın hem Karakuş Paşa'mın söylediği önemli bir konu var. Temin atladık e, Amerika ve Yunanistan'ı incelerken. Kırgızistan, Tacikistan olayı dahil dünyada şu an hiçbir şey tesadüfen gelişmiyor. Bakın Turan Birliği, Türk Birliği bununla ilgili toplantılar yapıldı. Türkçe konuşan ülkeler diye Macaristan'ın da dahil olduğu, Macaristan'ın da kendini Türk adlettiği devasa bir yapı ortaya çıktı. Ve ben hep zamanında Hani tartışırken programlarda işte Türkiye yeni arayışlar, yeni oluşumlar, Şangay Beşlisi falan dendiğinde hep şu cümleyi kurmuştum. Niye Şangay Beşlisi diye takılıyoruz da Ankara Beşlisi olmuyor. Devasa bir Türk dünyası var ve bu Türk dünyasının tarihi birlikteliği var. Neden bunlar bir araya gelmesin demiştik. Şükürler olsun o güne geldik. İşte bu tehdidi hisseden yapılar o Turan Birliği oluşmasın diye Kırgızistan, Tacikistan çatışmasını sudan sebep ama gerçekten sebep su. Orada e, gerçekten o havza önemli, kritik bir havza ve bir baraj var. İşte o barajla başlayan kavga bugüne geldi. Ancak Rusya'nın zamanında yapmış olduğu bir taktiği ben burada vurulayım. Kırgızistan, Tacikistan konusunda. Oradaki sınırda öylesine bir hat çizildi ki bir Kırgız'ın evi Tacikistan'da kaldı, bir Tacikistan evi Kırgızistan'da kaldı. Neden? İleride kaşınacak bir ortam olursun. Nere gibi tıpkı Suriye'de de o cetvelecinin haritalarda olduğu gibi dolayısıyla karşı hiç uyumuyor. Bu birliktelik oluşmasın amacıyla elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yapacağımız tek iş oyunu görmek ve ona göre bilinçli Daha büyük bir etmek. açıdan bakmak gerekiyor. Sayın Pekin siz de devam edelim ama size şu soruyu da sormak istiyorum. Hem de yeni de bir başlık açalım. Ee, Biden, aynı başlık üzerinden farklı bir noktaya değinmek istiyorum daha doğrusu. Biden'ın darbeyle değil seçimle gidecek demesi üzerine muhalefetle destek vereceğiz açıklaması seçimden önceki açıklamalarıydı. Şimdi bugün yaşanan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu mesafeli e, konuyu nasıl okumalıyız? Birinci öncelikle bu. Bir de İstanbul'da 15 Temmuz'da Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram patlayıcının ele geçirilmesiyle önlenen terör eylemi yine Türkiye'de bir kargaşa ortamı, bir kaos ortamı mı yaratmaya çalışılıyor? E, bu iki ülke arasındaki, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki e, bu mesafeli duruş bu noktaya mı varılmaya çalışılıyor? Nasıl yorumlayabiliriz? E, şimdi şöyle söyleyeyim ben önce birkaç cümle söyleyeyim şeyle daha belki tartışmalarla ilgili. Şimdi S-400 ve F-35 konusu e, bunlar stratejik silahlar ikisi de. Bunların ana konusu Türkiye'nin e, Balkanlarda ve Orta Doğu'da hava üstünlüğünü engellemek amacıyla çıkarılmış sorunlardır. Yani bize F-35'lerin verilmemesi ve S-400 alımı konusunda kaos yaptığında uygulanması tamamen Türkiye'nin bu bölgedeki şeyini e, hava üstünlüğünü kaybetmesi, caiz kaybetmesi anlamına e, anlamını taşıyor. Ve bu konuda e, İsrail'in çok büyük baskıları var. Öncelikle e, bunu söyleyeyim. İkincisi e, terörle mücadele ediyoruz. Bakın silah, silahlanmaya bütün bunlara baktığımız zaman orada e, çeviriliyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bunlar hepsi Türkiye'yi ister istemez e, silahlanmaya silahlanmaya daha fazla para harcamaya götürür. Yani ve dolayısıyla bizi ekonomik olarak e, sorunlu hale getirir yani sorunlu olan ekonomimizi daha da bozar. Onun için bu konuya da çok dikkat etmemiz lazım. Yani bazı konuları e, silahla değil farklı e, şekilde halletmemiz lazım. Diplomasiyle ya da işte farklı farklı bir savunma biçimi e, bulabiliriz. Yani e, işte bu gerilli harekatı gibi, galerizal harp gibi farklı bir savunma biçimi bulabiliriz. E, ve bu şekilde e, karşımızdaki devletleri bu şekilde e, caydırabiliriz diye değerlendiriyorum. Buna da bakmamız lazım. Yani e, silahlanmaya para harcadıkça halkın şeyinden e, halkın refaha düşmeye başlar. Bu da e, ülke içindeki e, birliği bozar. Ülke içindeki e, huzuru bozar. Buna da bakmamız lazım diye değerlendiriyorum. Yani Biden'ın İstanbul yerine şey söylemesi e, Osmanlı demesi, İstanbul yerine Konstantinopolis demesi şeye benziyor. Yani bu aynı zamanda bir hatırlatmadır. O zaman aldınız bak bunları e, şimdi de e, HDP'nin adamlarını aldınız, hapse soktunuz ve e, biz bunu şey suçlamak için söylemiyoruz. Bir daha böyle bir şey yapmayın diye söylüyoruz. Bu Kürtlere Kürtler, e, e, ve terör konusunda PKK'dan kanaklanan terör konusunda Türkiye'ye verilen başka bir mesaj. E, bunu biraz da böyle almak lazım. Yani geçmişin dışında evet e, Ermenistan'ın Yunanistan'ın ağzına bir parça bal salıyor ama aynı zamanda Türkiye'ye de bir tehdit şeyin dışında bu faaliyetlerin dışında. Şimdi çin i̇ran konusuna geldiğimizde Çin'de İran'da karşılıklı şeyleri var. Evet, bizim iki tarafta da şeyimiz var. Türkler var bu konuda, Çin'de de, İran'da da. Ama sonuçta Türkiye'nin hem Çin'de hem de İran'da İranla ilgili şeyleri var. Yani çin i̇randa kendimize düşman yapacak halimiz yok. Ülke menfaatleri doğusunda onları da yani bu kadar çok tehdit Rusya, Çin ondan sonra İran, e, Yunanistan, e, efendim e, Suriye, e, işte Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Fransa bütün bunlar bütün bu düşmanlıkların sayısını azaltmamız gerekiyor. Yani e, bu akımdan Çin ve İran konusuna çok temkinli yaklaşmamız lazım diye değerlendiriyorum. E, yani hem Doğu Türkistan konusuyla ilgili hem de e, İran'daki Türkler konusuyla ilgili. Evet bunlar doğru. E, çok sayıda Türk var. Yarısı Türk İran'dakilerin. Yani e, evvel sene gittim. E, onlarla da görüştüm. Ama e, dediğim gibi bu konuya çok dikkat etmemiz lazım. E, bir başka konu e, şimdi şeye geldim. Biden'ın e, sözlerine eee evet e, Biden'ın e, mesafe koyması 5 kilogram patlayıcı bulunmasına otogarda. Evet. E, ba, evet Biden Biden Türkiye'de e, Türkiye'de aranın mesafe koyuyor ve Türkiye'yi bakın Niye Biden bizi aramadı ya? herkes yazmaya başladı. Aramazsa aramasın yani. Sonuçta e, bu konuyu sorun yapacak durumda değiliz. Yani e, Biden aramadı. Yani bu muhalefetin de bunu sorun yapmaması gerekiyor. Yani e, Biden'ın arayıp aramaması o kadar önemli mi? Aramazsa aramasın. Yani Türkiye bu konularda kendine güvenmeli. Kendi politikalarına güvenmeli. Kendi çizdiği stratejiye güvenmeli. Evet Biden bütün bunları yaparak Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Yani şöyle ee, işte, e, konuşmuyor, e, kas yaptırmaları yapıyor, savunma bakanını konuşturuyor, ondan sonra e, toplantıyı NATO'da yaparız diyor, e, arkasından işte bu e, Ermeni soy Kurumu'nu e, ifade ediyor, e, belirtiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman e, açık ve net olarak çünkü Yunanistan'da tatbikat yapıyor NATO olarak, bu tatbikat çünkü Biden zamanında değil, ondan daha evvel planlanmış bir tatbikat. Yani Amerikan stratejileri değişmiyor. Amerikanın oyunu değişmiyor bu konuyla ilgili oyunları. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda dikkatli olması lazım e, diye değerlendiriyorum. Amacı bu Biden. Evet Türkiye ile arasına mesafe koyuyor ve Türkiye'yi kendisine biat etmesini, dizlerinin üzerine çökmesini istiyor. Ne, de, ne dersek onu yapalım. Yani Türkiye çünkü 1945'ten itibaren e, şeye kadar, e, Soğuk Savaş dönemi bitimine kadar, hatta soğuk savaş dönemi bittikten sonra 2000 yıllara kadar gerçekten çok büyük sorunlarla karşılaştı ve maalesef Amerika'nın Amerika ne derin üzerine çıkamadı. 2000'den sonra yavaş yavaş durum aydınlanmaya başladı sis perdesi ve Türkiye kendi karakterini ortaya koymaya başladı. Bir defa bunu söyleyelim. Amaçları bu. Şimdi 5 gram patlayıcı madde bulunması bu e, tabii daha evvel bulunanlar da var. Bazıları yansımıyor şeye bazıları yansıyor. bu çok önemli bir olay. Türkiye'de yeni baştan bu pandemi ve ekonomik krizden kaynaklanan ve işte terörle mücadele konusunda yapılan faaliyetlerden kaynaklanan bir şey var. Türkiye'ye, Türkiye içinde bir kaos çıkartmaya çalışanlar var. Bu çalışmalar bakın yani bu adamlar büyük ihtimalle PKK'lı, PKK'lı veya DEA'lı 5 gören patlayıcı bulmuşlar. Buna kim verdi bunu? Nasıl verdi bunu bilemezsiniz. Yani bu adamlar sadece gelip Türkiye'de, Türkiye işte bizim e, şeylerimize karşı, politikalarımıza karşı, yani politika onun için biz Şimdi... Türkiye düşman, bunu patlatacağız diye tamam. e, fikir yönetebilirler. Ama bu belki de e, bu, bu, bu üçüncü, dördüncü kademenin sonunda verilen bir şey. Yani başka bir ülke bunu sipariş vermiştir. Başka bir ülke bunu yapmıştır. Çünkü bunu şeyde çok gördük. E, PKK ile mücadelede çok gördük. Yani ben Kolordu komutanıyken e, şeyde Bingöl yolunda şeyi vurdular. E, treni vurdular. Şeyden İran'dan gelip e, şeye giden, Suriye'ye giden treni vurdular. Trenin sadece iki vagonunu vurdular. İki vagonda da konşimentoda şey yazıyordu. E, Betonarme malzeme yazıyordu. Hepsinden füze parçaları, havanlar ve mühimmat çıktı. Yani büyük ihtimalle e, şeyler e, istihbarat ediyorlar. E, İsrail Mossad vasıtasıyla, onun vasıtasıyla PKK'ya taşeron olarak görev veriyor. Ve onlar da bu işi yapıyor. Aynı bu bu işte böyle. Yani Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar çünkü evet. Türkiye biliyorsunuz e, 2015'ten sonra çok büyük bir şey yaşadı, e, olay yaşadı. 2015 kasım'ı şeyde, pardon, Ar Haziran'dan itibaren e, bombalar patladı, İşte Ankara'da şeyde, e, diğer yerlerde çok sayıda insanımız öldü, e, çok sayıda insanımız e, or e, şehit oldu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'yi tekrar bir tarafta pandemi, ekonomik kriz, bir tarafta e, şey kutuplaşma, bir tarafta da böyle e, bir, bir grubun bombalı saldırılar yapması. Bu gerçekten niçin yapılıyor? Kimi hizmet ediyor? E, tabii ki bu hizmet ettiği yere baktığımız zaman e, Amerika'ya, emperyal ülkelere, emperyalist ülkelere hizmet ettiğini açık ve net olarak görüyoruz. Ve PKK'da, DAEŞ'ta, ee, bu aşırı radikal radikaller de bu maksatla kullanıyorlar ee, bir şey olarak araç olarak kullanıyorlar. Buna böyle bakmamız lazım. Evet. İyi ki zamanında buldular, yoksa tekrar bayram üzeri, ramazanda e, çok büyük bir zayiatla karşı karşıya kalabilirdik e, ve bu Türk güvenlik güçleri istihbaratı hakkında yanlış bilgilere neden olabilirdi. Evet, Sayın Karakuş da bir e, olacak. De. Dersen, sayın Karakuş söz hakkı istiyor. Çok mu kısa? Çok sayın, kısa. Yani, sayın yani, sayın Karakuş, bu Sayın güçler bir. Yok, yani. Ben çok kısa, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben uzun konuşacağım. Çok ya, o şey <laughs> zaman <müsaadenizle. gülüyor> şöyle yapalım. Sayın Karakuş'a gelelim. Sayın güçler evet. hemen size geliyorum. Buyurun. Ben şöyle söylemek istiyorum. Ee, sayın Pekin'in e, konuşmasına büyük ölçekte katılıyorum. Şimdi tabii ki bu silahlanma konusunda tamamen yerli ve milli olduğu takdirde o zaman size silahlanma yarışınız silahlanmadaki atağınız size parasal gelir temin ediyor. Ben onu söylemek istiyorum. Yani şimdi mesela atak bir helikopterlerini Pakistan'a satamadık. Niçin satamadık? Biz Amerika Birleşik Devletleri motorunu verdiği için satamadık. Ama bize bakın Amerika Birleşik Devletleri 6 ay izin verdi. Yani bu 14 Haziran'daki toplantıda Türkiye bunu ileriye sürebilir, Pakistan'a satabiliriz. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyar dolarlık bir satış bu. Yani bunun derecesine bakın. Ama şimdi Atak 2'de ise motor dahil hiçbir sorun yaratmayacak şekilde efendim, e, Ukrayna ile anlaşarak yani bizim rahatlıkla e, satışı sağlayabileceğimiz diğer bölümlerinin de Tamamen milli yerli olması halinde belki atak 2'den 100 tane 200 tane satacağız. Bize gelir temin edilecek. Şimdi gelelim diğer bir konuda. Ee, tabii ki biz zaten bu Çinle ilgili, İranla ilgili söylemelerimiz herhangi bir şekilde bu devletleri bir şekilde bize düşman yapalım diye söylemiyoruz. Bizim söylememiz nedir? Bizim tamamen söylememiz şudur ki e, dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar elbette ki bütün Çinle veyahut efendim işte İran'la bu olaylar nedeniyle tamamen onları dışlama konumunda zaten olmanız mümkün değil. Bugünkü dünyada. Şimdi tabii bir de Biden'ın e, tabi ki bu şeyle ilgili söylüyorum. Bombalarla ilgili söylüyorum. E, Biden'ın sözde soykırımı efendim işte tanımış olması, efendim ülkedeki salgın, tabii ki iktisadi sıkıntılar yaratmış olması ...mali sıkıntılar yaratmış olması... ...Türkiye'nin Efendim Irak'ta fevkalade büyük başarılı bir harekat icra ediyor olması... ...elbette ki böyle içeriği karıştırmak için maalesef terörist grupların zorlanarak... ...belki de bu devletler zorlayarak yani PKK'yı destekleyenlerin zorladığı... ...ve bir sansasyonal efendim bir ortam yaratmak istedikleri bir durum... Bunu da şükürler olsun ki işte mit olur. Efendim emniyet olur. E, kıymetli e, efendim güvenlik görevlilerimiz bunu yakaladılar. Hepsini tebrik ediyorum. Evet. Biz de bir kez daha tebrik edelim. Ee, evet. Ben de tam İslam. oradan başlayacaktım. Gerçekten Emniyet Genel Müdürlüğüne Polis İstihbaratımıza ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok büyük bir olayı önlediler. İnanılmaz bir olayı önlediler. Bizzat çünkü olay yerine gidip yani o esenlerde yayın da yaptık. CNN'le birlikte gittik. Ee, olayın detayını, teferruatlarını da e, öğrenme şansımız oldu. Yani şöyle söyleyelim, e, şu ana kadar söylenenlerden farklı olarak, hani e, bu kadar darbe yemiş, bu kadar alan, güç ve eleman kaybetmiş, hem Irak'ta, zaten yurt içinde 200 civarında teröristin kaldığı İçişleri Bakanlığı'nca belirtildi. E, bir terör örgütünün şu an kendi aklı ya yani örgüt aklı ve gücüyle böyle bir eylemi yapabilme şansı çok çok düşük. Onu söyleyeyim. Yani şu an örgüt bu kadar özellikle power bank'lerle güçlendirilmiş ilk defa ya da nadiren rastlanan bir düzenek güçlendirilmiş özellikle bu, say bu sayede zaman süre uzatılmış bir entegre devrelerle 6 tane 5 kilogramlık patlayıcının plastik patlayıcının 6 şekilde bölümlenmiş yani altı patlayıcı haline, düzenek haline getirilmiş şeklini ve bunu da özellikle İstanbul'da en yoğun yer olan Otogar. otogarda. Bir de 17 bir, günlük iki, öncesi iki çıkış, çok e, giriş çıkışı var oranın, iki ana giriş çıkışı var ve burayı planlayacak şekilde ve aynı zamanda e, olası patlamalardan sonra da gelen güvenlik birimlerini ve sağlık personelini vesaire yani yardıma gelenleri de zayiat verecek e. şekilde bir mantıkla bir eylem mantığıyla birden fazla ölüm bölgesi oluşturacak şekilde bir planlama yapmışlar ve bunlar daha esenler otogarına gelmeden yakalanıyorlar yani esenler otogarında yakalanmıyorlar o düzeneklerle birlikte daha gelmeden yakalanıyorlar. bir istihbarat var çalışma var ve doğru yine şekilde deneyecekler yönlendirilmesi... mi peki? hem Sayın pekine de soralım size de şöyle, soralım yönlendirmesiyle yani alınan istihbaratın doğru şekilde yönlendirilmesiyle zamanında bu olay müdahale edildi. Yoksa Tabii ki biz... bundan sonra da benzer şeyler olabilir ama burada önemli olan şu. Türkiye Cumhuriyeti devleti artık eski Türkiye değil. Yani burada bu terör örgütü üzerinden hareketlendirilen, yönlendirilen harekete geçirilen bir grup var, bir unsur var. Mutlaka bunun bağlantıları vesairelerde ilgili çalışmalar yapılıyordur. Ama şu anki bu örgütün, PKK'nın düştüğü bu aciz durumday bunlardan bir böyle bir eylem böyle bir düzeneklerle böyle bir planlama mantığıyla böyle bir eylem yapabilme kabiliyeti kapasitesi son derece düşük. Dolayısıyla burada artık dış istihbarat servislerinin etki ve güdümünde hareketlendirilen, oluşturulan işte ellerine bu bombaların verildiği, planların verildiği, yönlendirmelerin yapıldığı bir süreç söz konusu. İşte dolayısıyla vardır. tam da bu noktada niye diye sorduğumuzda biraz önce Kıymetli komutanlarımızın katılımcılarında söylediği gibi yani burada Türkiye'nin tam da bu kritik noktada Kıbrıs görüşmelerinin olduğu Biden'ın soykırım saçmalığına karşı Türkiye'nin dik durduğu ve bir stratejik devlet aklıyla soğukkanlı stratejik devlet aklıyla süreci yönetebildiğinin ortaya çıktığı bir dönemde tam da böyle pandemi, ekonomik hassasiyetler, toplumsal hassasiyetlerin zirve yaptığı bir dönemde Allah korusun böyle bir katliam adeta amaçlanan bir şeyin önlenmiş olması çok çok önemli. Yine, Bu da tabii yine denerler Türkiye, mi peki? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü ve kapasitesinin... Benim şu an bilmediğimiz 101 tane eylem var böyle engellenen biliyor musunuz? Evet. Emniyet yani bundan sonra sadece da, bu duyduğumuz. Göksel Hanım bakın bundan sonra da bunlar deneme girişimde olacaktır. Ama önemli olan şey şu bir çizgi var artık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat ve operasyonel kabiliyetini bu tür yöntemlerle aşamıyorlar. Ve bu en son örneğiydi, en önemli örneğiydi. Biraz önce Sayın e, Pekin Komutanımız da, Paşam da açıkladı. Yani bunun dışında da bir takım olaylar var. Tabii bunlar basına açıklamadım. Ben de burada açıklamayacağım. Ama hakikaten çok teferruatlı, çok detaylı ve e, tarihe geçecek bir operasyona emniyet genel Müdürlüğümüz, Milli İstihbarat teşkilatımız e, şey yapmıştır, e, imza atmıştır ve bu sayede aslında sadece bir miyim ben de, e, sadece bir e, operasyon şey değildir bu. Aynı zamanda e, bunu yöneten e, küresel, emperyal güçlerin Dış istihbarat servislerine karşı da Türkiye'nin verdiği emperizme verdiği çok önemli bir cevaptır. Peki. Şimdi Sayın Pekin hemen size de geliyorum ee, kısa mı ekleyeceğiniz e, konu başlığı Sayın Başbölle devam yoksa, edelim mi yoksa sefer. size gelelim tamam Sayın Başbölle devam edelim hemen size geliyorum. Şimdi Tabii lütfen, lütfen. Türkiye'de hani kaos yaratmayı tartıştık ya az önce ee, şu an Türkiye'deki oluşan hava nasıl? terörün artık bittiği, sonlandığı, herkesin rahat ve huzur içerisinde ülkede gezdiği ve terör tehdidinin rafa kalktığı bir süreçteyiz. Şimdi bakın Amerika'nın bir büyükelçisi vardı John Bass isminde. Bu kişi Türkiye'den Afganistan'a gönderilirken bir basın toplantısı düzenledi. O düzenlemiş olduğu basın toplantısında haddini hududunu aşan çok küstah bir cümle kurdu. Türkiye dedi eğer DAEŞ yönünden bir terör saldırısıyla karşılaşmıyorsa bunu bize borçtur dedi. Yani diyor ki terörü zaten ben kontrol ediyorum. Eğer Türkiye'de herhangi bir terör hadisesi olmuyorsa bunun sebebi Amerika. Ve bu kişi Türkiye'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra e, hatırlarsınız haberleri sunuyorsunuz. Bayrampaşa AVM'de sırt çantalı iki tane provokatif terör saldırısı önlendi. Önlendi. Ve kim İki önledi? Kadındı atın. Milli İsparet Teşkilatımız, Emniyet Teşkilatımız. Evet. Şimdi en tehlikeler nedir biliyor musunuz Hanım Terörle mücadele bitti dediğiniz anlardır. Neden rahatladığınız anlar? Evet. Rahatladığınız anlar. Bu coğrafyada Rahat. Neden? rahatlayamazsınız Çünkü yani. karşı tarafta örgütte şu mantık hakim. Kanla besleniyoruz diyor. Terör reklamını e, nemalandığı yeri kanla kazanır. Bu durumda terör örgütünün acil ihtiyacı ne? ve onu destekleyenlerin bir eylem. Niye? Hani Allah korusun kötüyü oynayalım, kötüyü düşünelim. O bahsedilen terör saldırısı Esenler Garajı'ndaki gerçekten bir katliam saldırıydı. Başarsalardı. Sayın Güçler'in dediği gibi peş peşe patlayacaktı Allah korusun. birbirinin sigortası dediğiniz eylemler. Yani dördü uzaktan kumandalı, ikisi zaman ayarlı. Ve muhtemelen kafadaki plan şuydu. Zaman ayarlı bombaları o garajın kalabalık olan yerlerine taşımak, bunlar patlatıldıktan sonra oluşacak o kaos, kaos ortamında diğer dört patlayıcı devreye sokmak ve alabildiğine Kan dökmek, i̇nsanların maşbur. kaçabileceği yerlere bunları planlıyor. Bu ben çok detaya girmedim orada. Yok aslında anlıyoruz. Yani, yani bu 4 tane patlayıcı de. defalarca e, hem, ya, insanların o ilk patlamayla bu, kaçacakları yerlere diğerlerini bu yerleştirip daha fazla etki üretmek yani. Esas hedef şu. Bir anda tam da sizin o hani kalabalığın bol olduğu yerde gündemi bir anda terse döndürmek. Hat, hayal kuralım. Allah korusun başardılar. Allah korusun. Günlerce şunu altyazıda geçecektiniz. Onlarca ölü, yüzlerce yaralı. Ardından kim yaptı, nasıl oldu, o acı düşen aileler, bunların Ohu, görüntüleri. Ruhum sıkıştı şimdi. Ve bir anda gündem Türkiye'de bambaşka yerlere gelecekti. Amaç da buydu. Şimdi o olaydan bir süre sonra Hatay Suriye sınırında bir tünel ele geçti. El arabaları işte bazı kompresörlerle kazılmış. Daha yeni bir olay. Şimdi bu tünel kazılmış. Bu patlayıcı bu tünelle bağlantılı mı? Yani oralardan mı geldi? Bilinmiyor. Ancak şunu da bilmekte fayda var. Bu terör örgütünün düştüğü durumu gösteren aslında bir örnek. Şimdi siz Amerika olarak terörü destekleyen bir devlet olarak yapmanız gereken şu. A planı, B planı, C planı gibi planlarla yola çıkmak. Ölü hücreler diye bir tabir vardır terörde. Bahsettiğiniz yapılar işinde aşında olan ama esasen örgütle doğrudan iltisaklı olan sadece günü ve saati bekleyen yapılardır. Yani en son raddede artık onları devreye sokarsınız. Benim bildiğim kadarıyla bunlar tekstil işçisi olarak İstanbul'da bulunan ve şu ana kadar hiçbir kaydı da olmayan kişiler. Yine aynı şekilde bu 5 kilo patlayıcı. Bu bunu, bu süreci bir üst istihbarat servis aklı yönetir. Yani bunu kendi içinde yönetemez. 5 kilo patlayıcıdan bahsediyoruz. Ben bir örnek vereyim. 75 gram patlayıcılar vardır. Silahlı kuvvetlerin kullandığı. O 75 gramla esenler garajını birbirine katabilirsiniz. 5 kilodan bahsediyoruz. Yani oradaki esas planlanan çok üst perdede bir terör saldırısıydı. Ama şükürler olsun. İstanbul gibi dünyanın en büyük ilk 20 şehrinde olan ve gerçekten de istihbari anlamda, operasyon anlamda takibin çok zor olduğu bir coğrafyada Emniyet Teşkilatı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu başarısı yatsınmamalı. Çünkü bu eylem ve buna benzer, az önce bir rakam verdim, 101 tane eylem bizlerin çabere olmadan, 7 çarpı 24 mantığıyla gece gündüz uyumadan bu bahsettiğimiz güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Bu şunu gösteriyor yani karşı uyumuyor karşı sürekli bir arayışta da biz çok iyi olduğumuz biz, evet, biz daha olduğumuz iyi devam için. edecek mi sorusunu sorayım kısaca edecek edecek peki, yani sayın, şöyle, peki ne edecek ama onu yani bu Girişimler. örgütlerin bu tür e, Türkiye yönelik eylem saldırı girişimleri devam edecektir ama ben hiçbirinin başarı ulaşabileceğini düşünmüyorum.